Merhaba arkadaşlar. Tango Alfa 1 Echo Victor çağrı işareti ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Profesyonel olarak. Şimdi size haberleşmenin menzillerle bağlantısını, hangi saatlerde nerelerle görüşebileceğimizin kısa bir özetini sunmak istiyorum. Şimdi bu bölgeden İstanbul'dan VHF bandında bayağı bir şu bölgeye kadar görüşmeniz mümkün ama propagasyona bağlı. Yani normalde VHF sinyalleri 25 watt çıkışta 50 kilometre kadar gidebiliyorlar. Ama şurada VHF sinyali İsrail'e kadar gidebiliyor. Buralarda adamlarda nasıl bir şey var bilmiyorum. Ben buralardan İsrail Hayfa radyoyla bağlantı kurdum. Aradaki mesafe yani 1000 kilometre var. 1000 kilometre var. Tabii denizin üstüne zıplaya zıplaya gidebiliyor. Hayfa radyonun sinyali şuralardan duyuluyor. Resmen şuralardan ben Girit açıklarından Hayfa'nın sesini duyarsınız ya da Port Said Alexandria Radyo, Alex Radyo diye geçer, İskenderiye'dir. Şimdi şöyle söyleyeyim. VHF menzili normalde 25-50 kilometreyi geçmez. Ama şimdi kuş bakıcı baktığımızda benim amatör telsiz cihazımda 146 MHz'den Bursa'yı duyabiliyorum. Antenim iyi. Hatta İzmir, Eskişehir şuralara kadar geliyor. Ankara'ya yakın alabiliyor. Ama 1-2 şiddetinde görüşme mümkün. Burada olabiliyor. Tabii hava ile alakalı ama kötü bir havada en fazla gidebileceği Gebze ya da Pendik, Kartal yani 25 kilometre emin menzili var. Cep telefonu sinyalleri şurada bitiyor. Marmara'nın yani insanlar cep telefonuyla ben olmazsa telsiz olmazsa cep telefonuyla konuşurum diye düşünüyorsanız bir Türk gemisi buradan kalkıyor, şuradan Boğaz'dan geçiyor. Geçerken şurada sinyaller kesiliyor. Emin olun o kadar kısa cep telefonlarının menzilleri o kadar kısa. Yani cep telefonları maksimum 20 milden sonra yani 40 hadi 35 kilometre bilemediniz 40 kilometre şu menzilden sonra cep telefonları alamaz. Yani alma imkanı yok. Şurayı geçemezler. Çok çok zor. Çünkü güçleri düşük. Bir verici istasyonu olsa dahi mesafe menzilleri anten yapıları küçük. En fazla şu kıyılarda şu kadar mesafeden görüşürsünüz. HF'te gene işler değişiyor. Yani buradan bir VHF ile direkt Varna ile yani propagasyon varsa şuralardan görüşürsünüz. İstanbul'dan Varna'yla görüşmek çok zor. Yani mümkün değil. Ama VHF ile VHF bandıyla duyuluyor. İki istasyon birbirlerini belki duyabilir. Büyük istasyonlar duyabilir. Onların çıkış güçleri yüksek. Ama denizin üstüne atlaya atlaya gitme şartıyla haberleşmek mümkün tek bazen. Buna da bazen diyorum. Yani İstanbul'dan bazen Odessa radyoyu duyabiliyorsunuz. Köstence'yi duyabiliyorsunuz. Ama mesafe çok uzak olduğu halde o propagasyon atlaya atlaya o denizin ne getireceğini ve havanın ne yapacağını propagasyon şartı bilemeyiz. Ama benim size bahsetmek istediğim uzak menzil haberleşmesinde İstanbul'la İtalya arasında kesinlikle görüşebilirsiniz güpegündüz. Yani şu bölgede bir 8 MHz'de 8 7-8 MHz'de çatır çutur görüşürüz. Hiç affı yok. Yani %100 görüşürsünüz diyorum 8 MHz'de. 8 MHz'de şuralara kadar da görüşürsünüz. Ukrayna şöyle çok rahat Almanya ile görüşürsünüz. Yani 8 MHz şöyle bir bölümü rahat. 8 MHz'in bitim yeri güpegündüz şuralarda son buluyor. Yani İspanya'yı da buralarda gene görüşürsünüz ama iyi bir anten sahil istasyonunun veyahut da şeyin iyi bir anteni olması şartıyla. Ama buralarla emin %100 görüşmeniz mümkün.
7-8 MHz'lerle. Şimdi bir de bu tarafa bakalım. 8 MHz ile Arabistan Yarımadası, Yemen, şuralarla görüşebiliyorsunuz 8 MHz. %100, %100, %100 görüşüyorsunuz şu bölümle. Çünkü anteniniz alıyor ve yani Kızıldeniz çıkışına kadar 8 MHz rahat iş görüyor. Fakat burayı geçtikten sonra 12 MHz'e çıkmak zorundasınız. Gündüzden bahsediyorum, geceden bahsetmiyorum. Gündüz frekansında 12 MHz de şuralara kadar geliyor. Şuralara. Şuralara kadar geliyor. Şuralara. Yani komple İngiltere'yi, Norveç'i, Finlandiya'yı ben burada Schweningen radyoyla görüşme yapmıştım mesela. Güpegündüz şakır şakır görüşme yapabiliyorsunuz. 8, 7, 10, yani 12 MHz veya şeyde amatör bantta 14 MHz'de buralarla gündüz görüşme yapabiliyorsunuz. Rahat rahat. Fakat amatör istasyonların ne zaman çıkacakları belli olmadığı için şimdi Danimarka'dan çıkacak kişi bu saatte çıkacak, işte o saatte çıkacak. Onu bilmediğiniz için onunla haberleşemiyorsunuz. Ama bir telsiz istasyonu, yani sahil istasyonu devamlı 24 saat dinleyen bir istasyon ise Türkiye'den de siz çıktıysanız 14 MHz'de çatır çatır bununla görüşürsünüz. Buralara böyle 14 MHz hakim, şuralara. Norveç buralara yani kadar 14 MHz hakim. O ya yani 12 14 MHz şu Norveç'in ilk başlangıcı. Fakat bundan sonra daha yukarı çıktığınız zaman gündüz saatlerine 16 MHz'e çıkıyorsunuz. İsveç filan bu üst tarafa gündüz 16'da görüşmek zorundasınız. 16'dan aşağı kurtarmıyor. 16 MHz'ten aşağı veya amatör bantta o 17 şey 18 bin 18 MHz anca kurtarıyor burayı. 18 ile siz Hindistan şuraları güpegündüz görüşürsünüz. Ama maalesef Seylan'da amatör istasyonu pek ben göremedim. Hindistan'da tek tük şu belki yasakları vardır. 16 MHz gündüz vakti şu Seylan'la ben ama telsiz istasyonuyla görüştüm. Yani Madras radyoyla ben Türkiye civarlarına şuradan çıkıp Madras radyo istasyonu şurada Bombay Madras'la görüşme sağlayabildim. Hatta Madras'ın hava raporlarını buradan takip ettim. Yani burası 16-18 MHz'de gündüz vaktiyle görüşme sağlayabiliyorsunuz. Ama 16'dan daha kuvvetli şeyde telsiz sinyalleri propagasyona tabi kalıyor. Yani buradan emin görüşmeler kalkıyor. Bundan sonra siz şimdi burada Hong Kong radyoyu güpegündüz görüşemiyorsunuz. Bu artık propagasyona kalıyor. Neden propagasyona kalıyor? Çünkü telsizin mesafesi artık gücünüz yetmez oluyor. Bu Hong Kong'a kadar yani gidemiyor. Bir yerde sizin geminiz işte 400 watt onun varsa bile gündüz şartlarıyla uyuşmuyor. Olmuyor. Ama şurayla olabiliyor. Çünkü yakın mesela. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Gece haberleşmesi yapıyorsunuz. Gece haberleşmesinde işler değişiyor işte. Gece haberleşmesinde gündüz yaptığınız haberleşmenin iki katından fazlasını alabiliyorsunuz. Tabii bu da hava ve propagasyon şartlarına bağlı. Türkiye'den çıkan bir mesela Amerika ile güpegündüz görüşemezsiniz buradan Türk gemisi olarak. Amerika ile görüşemiyorsunuz. Ya da buradaki bir gemi, Amerika'daki Philadelphia'daki, New York'taki bir gemi, New York'taki bir New Jersey veya buralardaki bir gemi direkt güpegündüz Türkiye ile görüşemiyor. Ne yapıyor? Akşam şartlarını kullanmak zorunda kalıyor. Şimdi buradan mesela hangi frekansla görüyoruz? 8 ile 12 MHz bizim gece görüşme frekansımız. Saat işte 8'de buradan burada saat mesela Türkiye'de saat burada saat 7 iken 6-7 iken başlıyorsunuz görüşmeye. Türkiye'de de
Artık geç saatler 12 falan oluyor. Mesela 5 saat koyarsak araya. 5 saat farklı şu bölümden görüşebiliyorsunuz. 6 saat, 5 saat farklı. Türkiye'de de havanın karanlık olması lazım. Buranın da kararmaya yüz tutması gerekiyor. Ve bu yaz kış olarak değişiyor. Siz bunu bilmiyorsunuz ama yazın gündüzler uzun, geceler kısa oluyor. Şimdi Türkiye'de gece olmuş ama Amerika'da hala gündüz. Gene görüşme yapamıyorsunuz. Onun için Amerika ile yapılan görüşmelerde bana mesela telsiz zabitim ben sizinle siz beni görüştüremediniz ama önceki telsizci görüştürmüştü diye şikayetini bildiren bir personel vardı. Ben de bunun nedenini açıklamak zorunda kaldım. Kış mevsimiydi ve iki tarafın da karanlık olması gerekiyordu. Çünkü kışın daha iyi görüşülür. Şimdi herkes der ki kışın daha zor hava şartlarından dolayı. Hayır, Amerika ile yaptığınız görüşmelerde, uzak menzil görüşmelerinde kış şartları daha iyi. Çünkü iki taraf da karanlığa gömülüyor. Karanlığa gömüldüğü için kış şartlarında Brezilya ile daha iyi. Yani buralara kadar çok rahat görüşmeler yapıyorsunuz. Çünkü iki taraf karanlık. Kış şartlarını kullanıyorsunuz. Yani karanlık olması gerekiyor. Gökyüzünden atlaya 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 Türkiye'ye geliyor sinyaller. Japonya ile de aynı. Kış şartlarında daha iyi görüşürsünüz gece şartlarında. Çünkü iki taraf da gece. Şimdi Japonya'da saat 2, Türkiye'de saat 6. Yani aradaki çok büyük saat farkı var. Türkiye'de hava kararmaya başlamış. Japonya'da gece saat 2 zaten karanlık. İşte bu şekilde görüşebiliyorsunuz. Görüştüğünüz frekans Japonya ile de Türkiye arasında 12 ile 8 yani 7 MHz ile işte 14 MHz amatör bantta görüşebilirsiniz. Ama bunun için gece olması gerekiyor. Gece şartı o kadar ileri gidebiliyorsunuz ki hem Amerika ile yani 14 MHz'te önce 8'de başlıyor. Önce 8'de başlıyor. Sonra 14'e çıkıyorsunuz. Yani 12 MHz'e çıkıyorsunuz. Tabii bu gemi telsiz frekansıdır. 12'ye sonra tekrar 8'e düşüyorsunuz. Çünkü orada artık sesler gitmeye başlıyor. Bir yerde seslerin önce yani bir 8'de bakarsınız, 8 MHz'e bakıyorsunuz. Eğer sesler güçlüyse 8'e atlıyorsunuz. 14 ya 12 MHz'ler eğer ses güçlüyse 14'e veya 12 MHz'e atlıyorsunuz. Yani bir iki frekansınız var sizin. Ya 7-8 MHz'ler ya da işte 12-14 MHz'ler. Hangisi kuvvetliyse oradan görüşme yapıyorsunuz. Bir yerde sesler çatlamaya başlıyor ve bunu algılayabiliyorsunuz. Artık gece şartının sona erdiğini yavaş yavaş hissetmeye başlıyorsunuz. Güneşin hışırtıları, rüzgar hışırtıları girmeye başlıyor ve artık Türkiye'nin sesi kaybolmaya başlıyor. Saat işte sabaha doğru burada 4 civarlarındayken. Fakat bu size o kadar gece şartı o kadar büyük bir alan sağlıyor ki Türkiye'den Pasifik Okyanusu arasında şuralarda Honolulu, Hawaii Adaları resmen Hawaii Adaları. Yani bütün dünya görüşmesi sağlayabiliyorsunuz. Bir telsizci eğer haberleşmeyi sağlayamazsa gemide bir geminin günlük yakıt harcaması 50 ile 100 ton arası olabiliyor. 50 ton yakıt harcayabiliyor. 100 bin, 200 bin tonluk gemiler. O telsizci eğer diyelim ki seferiniz burada Japonya'dan kalktınız. Tayvan kanalına doğru ilerliyorsunuz. Burası Tayvan çok fırtınaların olduğu yer. Şirket dedi ki size Tayvan'a doğru ilerleyin, aşağı inin. Fakat şuradayken diyelim ki telsizcimiz alamadı haberi. Şirket dedi ki Güney Kore'ye gideceksiniz. Telsizcilik mesleğinin en kötü tarafı
Nedir biliyor musunuz? O bilgiyi alamamak. Bizim yaptığımız iş bilgiyi almaktır. O bilgiyi alamazsanız 50 ton yakıt harcamış olur. 50 ton petrolden bahsediyorum. Geminiz bir gün kaybetmiş oluyorsunuz. Ertesi gününün gecesine, yani sizin o bilgiyi alamamanız, Güney Kore'de Ulsan'a doğru çıkacaksınız diyelim. Buradan şöyle dönün dedi. Siz gene aşağı indiniz. O kaybettiğiniz bir gün telsizcinin hatası. Yani bizim meslekte yanılma diye bir şey yok. Almadım, benim haberim yoktu diye bir seçeneğiniz yok. Fakat ancak diyelim hava şartları müsait değilse bu olabilir. Bunun da tabii müsait olmadığını gemi kaptanı seni kolluyor veya diğerleri, yani olamadığını söylüyorsun, bu şekilde telafi ediyorsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.